12-18 Temmuz. Değerli akrep burçları, nasılsınız? Yükselen Vay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Akrayofficial Instagram sayfam, ister takip edin, ister takip etmeyin. Size de bolluk, güzellik, buğday taneleri kadar bereketli bir hafta olsun. Ailenizle ağız tadında kahvaltılarınız olsun istiyorum. Bu ara çok ani duygu yaşayabilirsiniz, ani duygusallaştırabilirsiniz. Yaşadığınız en ufacık şeyde heyecanınız gözyaşlarınıza dökülebilir. Yani neden oldu olacağıyla ilgili kaygılarınız olabilir. İşle ilgili paniklikler yaşayabilirsiniz. Aslında şöyle söyleyeceğim. Siz başarının paniğini yaşıyorsunuz. İşinizle alakalı güvende hissedip ve buradaki değerinizin farkına vardığınız ve kendi başarınızın gözyaşlarını yaşayacaksınız. O yüzden güzel işler, yenilikler ve oluşmasını istediğiniz hayaller o kadar güzel hayat akışınıza iyileşecek ki bence hak ettiğiniz güzel, keyifli, hareketlerin sizi memnun edeceği, yeni anlaşmaları ve yeni anlaşmalar, yeni oluşumların da farkında olarak güzel kapıların hayatınızda gireceğini görmenize sevindim. Yalnız işinizle alakalı neşeli, sempatik, enerjinizin yüksek ve ortama inanılmaz güzel enerji de yansıtacağı. Özellikle büyük firmada ya da yöneticiyseniz enerjiniz bu hafta herkes o kadar güzel yansıyacak ki herkese böyle iştahlı bir çalışma temposu olacak. Aynı devam ederseniz bence şirketiniz daha büyür ya da bulunduğunuz alanda değer enerjileri daha güzel oluşuyor. Aynı tempoyla devam etmenizi istiyorum. Farklı noktalarda kazanç elde etmek istediğiniz paralarla ilgili güzel imkanlar, güzel yenilikler var. Hiç korkmayın. Yalnız ortak bir iş yapıyorsanız gözü karalı gelin ve burası size çok büyük kazanç sağlayacak. Ve cesaretinizi toplayın ve hemen gözü kara imzanızı atın. Güzel süreçler söz konusu olacak, pardon. Mülk, emlak işi, arsa işi, satış, alış işiyle uğraşan bazı terazi, akrep burçlarında, pardon, akrep burçlarında inanılmaz derecede yenilikler olacak. Mal ve mülk konularında satışlar hızlanacak ve siz hayal ettiğiniz toprağınıza, kendi hayal ettiğiniz evinizi inşa edeceksiniz. Bu da sizi mutlu edecek, akrep burçları. Yani aslında kazançlı, sizi yormayacak. Sadece duygusal geçmişe yönün duygularınızı, heyecan ve bu aslında sizin kendi başarınız. Tebrik ediyorum sizi. Bu ara ilişkilerinizle alakalı ani tepkiler yaşatabilir, ilişkiyi zora sokabilir, kalp kırılmaları ve kırgınlıkları ve Kurban Bayramı'nda kırgın kırgın birbirinize kaprisler yapabilirsiniz. Lütfen bayramdan sonra kırılın, şimdi kırılmayın diyorum. İlişkilerle ilgili gereksiz şeylerin sizin hayatınızda hani yıpratıcı olacağı ve aileler kaynaklı sorunların sizin ilişkinizle ilgili konuşmaları sizi yoracağı gözüküyor. Maşallah siz etrafınızdaki insanlara her şeyi anlattığınız için eşiniz ya da siz anlatıyorsunuz. Bu konular sonra sizin hayatınızda problem oluşuyor. Lütfen artık bir ilişkinin sır noktasında belirleyin. Dışarıda herkes sizin hayatınızı bilmesin diyorum. Evet, ilişkisi olmayan akreplere sempatik bir ilişkiyle tanıma fırsatı, neşeli tavırlarınızla güzel bir enerji yakalayacaksınız ama siz kariyer ve para odaklı olduğunuz için belki bunu önemsemeyebilir. Şu an işe konsantre, bir ilişkiye hazır değilim, akreplere kaçırmayın. Bu sizin için güzel bir aşk. Sizi anlayacak ve sizi sahiplenecek bir aşk. Hem o arada da o insanı tanımış olur. Bu da size iyi geleceğini düşünüyorum. Evli olanlar dedim, aileden kaynaklı problemler ve sırlarınız dışarıda gözüküyor. İhmal etmeyin. Bu ara bir hırsızlık mevzusu olacak. Yani bir paranız çalınmış, geçmişte annenizin, teyzenizin ya da yakın bir dostunuzun parayla ilgili, çalıntıyla ilgili bir suçlanma söz konusu olacak. Bu noktada da sizin de aynı başınıza gelebilir. İhmal etmeyin. Yani evinizdeki değerli şeyleri saklayabildiğiniz kadar saklayın. Aynı şey, o anlatan kişi aynı şey sizin de başınıza gelecek. İhmal etmeyin. Çocuk tedavisi ya da çocukla ilgili çocukları olmayan ve çocuk tedavisi düşünen akrepler yapabilirsiniz. Çocuk kapınızın enerjisi var. Yani sadece parayla ilgili çözemediğiniz bir nokta, kredi düşünceniz var. Bir de yakın bir anne ya da teyze dediğimiz kişiden bir destek var. Bu destekle birlikte gerçekten çocuk tedaviniz ve hayırlısıyla çocuk enerjiniz var gözüküyor. Ev satın alacağım. Bu benim evim olması lazım. 2 yıldır hayalini yaşıyorum. Evet, bu yıl bitmeden güzel bir ev anahtarınız var. Şimdiden hayırlı olsun. Sizde de Fransızca, Japonca, Çince, yani bu tarz dillere merakınız varsa, özellikle
farklı yani mesela Japonya, Çin'e gitmek isteyen, Tayland'a gitmek isteyen bazı akreplerde güzel teklifler var, değerlendirebilirsiniz. Devletle alakalı bir evrak beklentiniz olabilir. Unuttuğunuz bir evrak size güzel ve mutlu bir sonuç getirebilir. Neydi? Muhtarınızdan bir evrak kontrolü yapın. Olumlu bir evrağınız var. Sizin de özellikle son zamanlarda varis damarları, ayak ağrılarınız, kemik ağrılarınız ve kemik içlerindeki yanmalar ve kemik sıvılarla alakalı sorunlarınız olabilir. İhmal etmeyin. Sorun yaşamanızı istemiyorum. Ama şöyle söyleyeceğim. Bu ara size hediyeler gelebilir. Sürpriz sürpriz paketler açabilirsiniz. Bunun da kıymetini bilin. Güzel hediyeleriniz var. Sevgi ve umutla kalın. Hoşça kalın.